TRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Ben Elif Erdoğdu. İlk haberimizle bülteni açıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forma Etkinliği'nin istikrara katkı başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu. Saygıdeğer panelistler, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teknolojik gelişmeler, demografi baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgını yeni sınamaları beraberinde getiriyor. Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte, bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum. Kıymetli dostlarım, günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK, PYD'den DAEŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DAEŞ'ta göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarımızda 4000'e yakın DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşılarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, plastik atıkların piloz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı ile ilgili kurulan tesisi yerinde inceledi. Vergili, doğada yok edilmeyecek plastik maddenin bu tesiste bertaraf edileceğini söyledi. Genelde buradan çıkan gazı kullanarak yapacağız. Havayı buradan ısıtacağız. Yani içeriye basarken çıkmayı burada yaklaşık olarak çıkacak. Ne zaman bu hafta bismillah diyecekler herhalde. Yani bu hafta ateşlemeler lazım. Buradan küçük parçalara bölmek mümkün o kadar. Buradan reaktörümüze gidelim.
Çıkan işte gaz kısmını da buradan alıp buraya bağlayacağız. Bundan daha bağlamayacağız. Buradan çıkan gaz yani plastik yaklaşık 300 derece kadar çürümeye başlıyor. Çürüdükçe gaz veriyor. İşte o gazı alıp tekrar soğutarak buradan belli bir şarjı geçten sonra burada soğutma işlemi yapıp yani bildiğimiz biyodizele. Tesisi Karabük Belediyesi Üniversite İşbirliği ile gerçekleştirmiş olan geri dönüşüm atık malzemelerinin tekrardan kullanılması, yani bundan da üretilecek yakıtla bizim buradaki iş makinalarımız çalışmasına devam edecek. Ama bunun en önemli özelliği geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması. Geri dönüşüm malzemelerinin burada yok edilmesi. İki işlemi birden yapması tabii büyük bir iş oluyor. Burada emeği geçen arkadaşlarıma, yani gerçekten projeyi yürüten arkadaşlarımıza, çalışanlara, burayı yapan firmaya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olacaktır Karabük için, bir örnek olacaktır ayrıca da. Yani yıllık ortalama katatık bertarafı aşağı yukarı, yani şöyle söyleyeyim, günlük 500 kilo değil, 500 kilonun üzerindedir. Yani 500 kilo olarak almış olsanız 150 tona yakın bir katatık şu anda bertaraf edilmiş olacak ama bunun 2-3 misline de çıkartılması ileride söz konusu. Bunların genelde plastik madde bunlar. Yani doğada yok edilemeyen malzeme bunlar yani. Asıl avantajı bu yani. Doğada yok edilemeyen malzemenin bertarafı buradaki söz konusu olan. Safranbolu Devlet Hastanesi, kamu hastaneleri arasında bir ilki gerçekleştirerek yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaşanan pandemiden dolayı yoğun bakımda yatan hastaların yakınları Türkiye'nin herhangi bir şehrinden ve dünyanın herhangi bir ülkesinden kendisine verilen şifre ile hastalarını canlı izleyebiliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın oluru ile hizmete açılan sistemi AK Parti milletvekillerine anlatan Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erkan Andaç, pandeminin zorlamasıyla oluşturdukları sistemin Türkiye'deki kamu hastanelerinde bir ilk olduğunu söyledi. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Başkanı Avukat İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Avukat Mehmet Sarı, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde devreye alınan yoğun bakım hasta izleme portalını inceledi. Burada demosunu göstermiştik. Kaç ay geçti. Evet. Onun şeyin... Başkanım da yardımcı olmuştu. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın oluruyla oluşturduğumuz bir sistem sayesinde yoğun bakımda hastalar olan hasta sahipleri hastaneye gelmeden, pandemi riskine girmeden evlerinden veya başka illerden yatan hastalarını canlı olarak görebiliyorlar. Bu günün belirli bir saatinde biz hasta sahiplerine, birinci derece yakınlarına hastaların bir SMS vasıtasıyla kod numarası ve bir link gönderiyoruz. Yoğun bakım hasta izleme portalı üzerinden hasta gönderilen kodu kullanarak hastasına ulaşıyor ve canlı hareketli hastasını 5 dakika süreyle görebiliyor. Bu işlemi 5 hasta yakını aynı anda başka illerden gerçekleştirebiliyorlar. Yani aynı anda 5 değişik ilden hastalarına görüntüsüne ulaşabiliyorlar. Pandemi dönemi için çok güzel bir uygulama olduğunu düşündük. Çok mutlu oldular ve çok rahat bir şekilde sistemi kullanabildiler. Oldukça kolay bir ulaşım yolu. Yani telefonları ellerinde her zaman hastalarına ulaşma imkanları var. Pahalı bir sistem değil ama yeni bir sistem. Pandeminin zorlamasıyla oluşturduğumuz bir sistem. Masraflı bir sistem değil. Bu mesajla birlikte hastanemizin yoğun bakım portalı da hastaya link olarak gidiyor.
Hasta oradan sadece dokunuyor. Yanım diye personelimizi gösteriyor mu şimdi? Hayır. O görmüyor. Karabük Valisi Fuat Gürel ve 1997-2003 yıllarında görev yapan Kastamonu eski valisi Enis Yeter ile Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul Ortakçı Göleti'ni ziyaret etti. Evet sevgili seyirciler, gerçekten muhteşem bir doğa içindeyiz. Kimlerle? Bugün özel misafirleri var Eflani Ortakçı Göleti'nin. 1997-2003 yıllarında bölgemizde özellikle Kastamonu'da tarihin yeniden canlanması ve turizmin hareketlenmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapan ve o bölgede halen yaşayan insanlar Enis Yeter deyince aklına çok güzel duygularla gelen Sayın Valimizle Eflani Göleti'ndeyiz. Ben 1997 yılında sizin de söylediğiniz gibi Kastamonu valine atandığımda açıkçası ilk defa görüyordum şehri. Yani Safranbolu'yu görmüştüm ama Kastamonu şehir merkezini görmemiştim. Görünce de çok hayret ettim çünkü tarihi konaklar, tarihi geçmişi çok zengin olan bir ilimiz ve maalesef bunlar da bakımsız durumdaydı ve hemen bir ekip oluşturarak, valilik olarak onarım, restorasyon merkezi oluşturarak güzel çalışmalar yaptık ve birçok tarihi konağı da ayağa kaldırdık ve Kastamonu'da bu vesileyle hem tarih eserlerini sahiplenmiş oldu hem de turizm yoluyla ekonomik bir girdi sağlamış oldu. Burası yani bir dünya cenneti diyebileceğimiz bir yer hakikaten. Ben bir de 4 yıl İsviçre'de diplomat olarak görev yaptım valilikten daha sonra. Hani İsviçre böyle dünya söyler. Hakikaten İsviçre'den daha da güzel diyebilirim. Orada da çünkü köy köy bilirim. Çok gezdim, dolaştım. Çok nefis bir gölet ve etrafı orman ve daha da iyisi burada şimdi bir değerli arkadaşımız İsmail Bey bir işletme olayını başlatmış. Ben de onun daveti üzerine geldim ve gördüm ki hakikaten doğanın içerisinde kuş sesleri, bülbül sesleri ve işte güzel çam ormanı teneffüs ediyorsunuz. İsterseniz yürüyün, isterseniz balık tutun. Aynen. İsterseniz muhteşem yemekleri tadın, değil mi? Bugün biz Vali Bey'le Karabük Valimize de yürüyüş yaptık göl kenarında. Yani unutulmaz bir yer. O yönüyle gerçekten ülkemizin çok güzel bir değeri. Turizm için önemli noktadayız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi biraz önce de ifade ettiniz. Aslında Karabük'ün her tarafı çok güzel. Karabük'ün 5 tane ilçesi, merkeziyle beraber 6 tane merkezimiz var. Her birinin çok güzel altyapısı var. Doğa turizmi için çok ideal yerlerimiz var. Ormanları, göletleri, kanyonları. Sayamayacağımız kadar o kadar güzelliği var ki. Şimdi bu güzelliklerden bir tanesindeyiz şu anda. Eflani de bizim göz bebeğimiz olan yerlerden bir tanesi. Müstecirimiz değişti. Yeni arkadaşlarımız sağ olsunlar çok güzel bir altyapı oluşturdular. Ve oluşturmaya, yenilemeye, güzel şeyler yapmaya devam ediyorlar. Bugün eski Kastamonu valimiz Enis Yeter Beyefendi ile beraber yürüyüş yaptık. Göl etrafında da güzel bir yürüyüş yaptık. Çok hoş bir ortam var. Şimdi aslında özellikle doğa turizmi için söylüyorum. Şehirlerde bunalan, çocuklarının doğal ortamlarda olmasını arzu eden milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Bizler de büyük şehirlerde yaşadık. Aslında tam onların gelip kalabilecekleri, gezebilecekleri, zaman geçirebilecekleri, konaklayabilecekleri yerler buralar. Onun için özellikle hemşehrilerimizden buraların kendileri de gelsinler, kullansınlar, faydalansınlar ama aynı zamanda da duyurusunu, reklamını evet. yapsınlar. Diğer özellikle büyük şehirlerden insanları buralara çekelim ki buralar ayakta kalsın. Biz tablonun içinde olan tablonun güzelliğini fark edemezmiş. Biz içinde yaşadığımız için çok fark edemiyoruz. Ancak dışarıdan gelenlerin memnuniyeti, buralarla ilgili övgüleri bize fark ettiriyor. Bugün gerçekten çok güzel bir yaz günü. Doğanın çok harika olduğu olağanüstü bir gün. Sayın Valimiz, Kastamonu eski valisi Sayın Enis Yeter Bey'in buraya geldiğini duyduk. Arkadaşlar haber verdi. Biz de onlara hoş geldin diye demek için geldik buraya. Ve İsmail Erşahin kardeşimiz burayı yeni işletmecisi. Hem de bu vesileyle hayırlı olsun demek istedik. Buradan da ifade ediyorum. El birliğiyle buraya ayağa kaldırmamız, Eflani'nin yüz akı haline getirmemiz lazım.
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen törende Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve askeri personel 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin, sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güveninin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması ile her zaman takdir kazandığını söyledi. Canlı bir tarihe sahip olan yüce milletimize ve ülkemize sadakatle, onurla ve büyük bir bağlılıkla hizmet eden Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Müdürüm, değerli basın mensupları, sevgili mesai arkadaşlarım. Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 182 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Bartın AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç hafta sonu BRTV ekranlarında canlı yayında BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı. Programda ilk konulardan biri ise bölgemiz için büyük önem taşıyan Filyos projesi ve Karadeniz'deki doğalgaz müjdeleri oldu. Cuma günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız Filyos projesinin, Filyos limanının açılışını gerçekleştirdi. Hep birlikte oradaydık. Aynı zamanda doğalgaz işleme tesislerinin de temel atma törenini gerçekleştirmiş olduk. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yine yeni bir müjde verdi. Biliyorsunuz daha önce doğalgazla ilgili Tuna 1, Tuna 2 kuyularında 400 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin müjdesini açıklamıştı. Tabii daha sonra bu çalışmalar devam etti. Amasra 1 kuyusunun da 135 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjde olarak kamuoyuna açıklanmış oldu. Böylece 550 milyar metreküpe kadar ulaşan Türkiye'nin 10 yıldan fazla doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyük bir rezerv şu anda açıklandı. Tabii orada sismik çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan tespit edilen rezervlerde kuyu açma çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2023'e kadar, 2023'te Sayın Enerji Bakanımızın açıklaması bu yönde. Doğalgazı, Karadeniz doğalgazını Filyos üzerinden bütün Türkiye'ye vereceklerini açıkladı. Ve bu da tabii bölgemiz için önemli. Doğalgazın dağıtımının, Karadeniz doğalgazının Filyos'ta işlenmiş olması, işlendikten sonra bütün Türkiye'ye dağıtımı orada ayrı bir, özellikle Filyos Endüstri Bölgesi'ne ayrı bir ivme kazandıracak. Zaten limanın bir kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis edilmiş durumda ve o yatırıma onlar devam edecek. Tabii Filyos Limanı büyük bir liman. Karadeniz'in en büyük limanı. Türkiye'nin de üçüncü büyük limanı. Dolayısıyla bölgemizde yer alıyor. Zonguldak, Bartın, Karabük illerimiz için özellikle Karabük Demirçelik,
işte Bartın Organize Sanayi, evet. Çaycuma Organize Sanayi, Karabük Organize Sanayi, buradaki üretilen ürünlerin konteyner taşımacılığı yoluyla bütün dünyaya dağıtımı anlamında, hatta sadece bu iller değil, Karadeniz ve İç Anadolu'dan da yine demiryolu bağlantısı olduğu için büyük bir avantaj. Havaalanının da hemen yanında, evet. Yanından demiryolu geçiyor. Şimdi bağlantısı da yapılacak. Evet. Filyos Endüstri bölgesi de limanın hemen ardındaki bölge. Evet. Oralarda ırmak ıslahları gerçekleştirildi, evet. Kamulaştırmalar yapıldı, sanayicilerimize yer tahsisleri yapıldı. Evet. Bölge için büyük bir avantaj Filyos projesi. Evet. Uzun yıllar çok üzerinde duruldu. Evet. Filyos Limanı 2. Abdülhamid'in 150 yıl evet. önce ortaya attığı bir proje. Ve bütün büyük projelerde olduğu gibi bunu da hayata geçirmek AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla nasip oldu. Sevgili izleyicilerimiz, BRTV olarak sadece Batı Karadeniz değil, zaman zaman Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerinde ve yurt dışında bir dizi programlar çekiyoruz. BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, İstanbul'da birçok hemşehrimizi ziyaret ederek sizler için söyleşiler yaptı. Şimdi onlardan derlediğimiz haberlerimizi sunuyoruz. İstanbul Şehit Profesör İlhan Varak, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri Başhekimi, hemşerimiz Profesör Doktor Nurettin Yiğit, BRTV özel açıklamalarda bulundu. Yiğit, alınan tedbirler ve vatandaşımızın desteğiyle pandemide iyi gidiyoruz. Daha iyi olmak için aşı olmak gerekir diyerek şu açıklamalarda bulundu. Yani biz bu hastanelerin kurucu ekibiyiz. Yani ilk İlhan Varak eğitim araştırma 3 sene önce kurduk. Bir sonraki sene Çekmeköy Devlet Hastanesi'ni kurduk. Geçen sene de bulunduğumuz şu an Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni kurduk. Aslında 3 yılda 3 hastane kurduk. Ekip yeni, binalar yeni ama ülkenin öyle bahaneler ya da mazeretler üretebileceği bir zamanda değiliz. O yüzden de çok hızlı bir şekilde en iyi, en güzel hizmeti vermek adına hızlı bir yürüyüş sergiledik. Pandemi döneminde ciddi bir yüklendik. O ciddi yükün aslında semeresinde yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü niye? Artık rakamlar düşmeye başladı. Hastanemiz boşalmaya başladı. Bu 1625 yatağın 1008'i pandemi için ayrılmış yatak. Bunun şu an biz ancak 180'ini doldurabiliyoruz. Bu demek ki aslında 5'te 1 oranında düşürdük ve daha da hızlıca düşüyor. Şimdi yeni bir yorgunluk başladı. Ama bu en lezzetli ve güzel yorgunluk. O da aşılama. Çünkü bir sağlık çalışanı için bence en güzel yorgunluk aşılama olabilir. Çünkü bu aşılama için yapacağımız yorgunluk gelecek günlerdeki dinginliğimizin vesilesi olacak. Ülke olarak belki de yorulmamızı engelleyecek ayak izleri bunlar. Şöyle ki, eğer biz bu ay gece gündüz demeden çok hızlı çalışıp maksimum aşılama yaparsak çok güzel bir yaz, işte çok rahat bir şekilde köyümüze gitmek demek bu. Ne bileyim, çoluğu çocuğu alıp inkımına gitmek demek bu. O anlamda bu ay önemli. Tabii biz sağlık çalışanları olarak altyapı hazırlayacağız. Devletimiz tedarik anlamında ciddi çalıştı ve iyi aşı temin etti. Şimdi sıra vatandaşta. Biz üstlerimize düşeni yaptık. Vatandaş da eğer hızlı bir şekilde randevusunu alıp aşıya gelirse belki bizi Karabük'te daha sık görürsünüz bu yaz. İş yükümüz azalacağı için. Karderfet, Madefe, TSTK, Tümbiat, Tümbifet ve Tümbikon gibi sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlığını ve başkanlıklarını başarılı bir şekilde yapan hemşerimiz iş insanı Cevdet Akay yöneticiliğini yaptığı kuruluşların çalışmaları ile ilgili BRTV'ye konuştu. Akay, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için birçok ciddi projeler yaptık. Altyapımızda çok sayıda akademik çalışma yapan bilim adamlarımız var. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Federasyon, konfederasyon, evet. Tüm bürokratlar ve iş insanları konfederasyonunda biz burada ülkemizin sorunlarıyla ilgili çok önemli konulara değindik. 18 Karadeniz ilini kapsayan sosyoekonomik, sosyopolitik, sosyokültürel yapı araştırmasını 600 sayfalık bir çalışmadır hayata geçirdik. O bölgemizdeki önemli konular nedir? Hangi konularda üretim olursa başarılı olur? İstihdam nasıl artar? Sorunlar nelerdir? Bunları ortaya koyduk. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle ilgili bunu yaptık. Diyarbakır merkezli diğer illeri de kapsayan bir çalışmaydı. Bir de oradaki sorunun çözümüyle ilgili önerileri oluşturan ayrı bir kitap da oluşturduk. Akil insanlar vardı biliyorsunuz Marmara evet. grubuna. O zaman başkanı Deniz Ülkü Arıboğan'dı. Çok önemli bir çalışma sunduk biz Tümbiat, Tümbüfet olarak.
Marmara Dernekler Federasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu olarak müşterek bir çalışmaydı bu. O kitapçık çok önemli yerlere, Cumhurbaşkanımız da dahil gitmişti. Önemli bir çalışmaydı. Hatta bize teşekkür ettiler. Bu kadar sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. İlk defa böyle bir önemli bir ve ciddi bir çalışmayla karşılaştık diye. Oradaki öneriler gerçekten bizim için önemliydi. Tabii biz tüm Türkiye genelinde de yayılmış bir yapı olduğumuz için bu çalışmalar önem arz ediyor. Bir de akademik camiada hakikaten taban olarak çok güçlüyüz. Çok önemli çalışmaları yapabiliyoruz. Mesela bunun arkasından Suriye sorunuyla ilgili bir rapor hazırladık. Çok özel bilgilerin içinde yer aldı. Doğu ve Güneydoğu raporunu güncelledik. Dış Türklerle ilgili sorunların yer aldığı, o sizi de ilgilendirir. O raporu ben size de takdir etmek isterim. İncelemenizi de arzu ederim. 9 Avrupa ülkesini kapsayan bir rapor. Orada yaşayan Türklerin sorunlarını, neler yapılması gerektiğini ortaya koyan. Bir de ek raporu da var bunun. Ülke bazında, ülke ülke. Yani Almanya, İsviçre, işte Fransa, Avusturya, Hollanda, İsveç. Yani bütün buralarda yaşayan Türkler var biliyorsunuz. Tabii, özellikle Batı Karadeniz'den Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten sadece Almanya, yani Kara Elmas diyarından yaklaşık Almanya'da 500 bin civarında insan yaşıyor. Yani çok bilimsel evet. Bir araştırma yapıyor. O Kore'de çok, evet. Oralara da çok ziyaretleriniz var. Çok da destek veriyorlar, onu da biliyorum. Televizyonlarına evet. Da sahip çıkıyorlar. Aynen. İlimize de sahip çıkıyorlar. Bölgemize de sahip çıkıyorlar. Bizim de bir ziyaret planımız var oraya. İnşallah o ziyaretlerimizi de yapacağız. BRTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Eflani ile hemşerimiz Sevgi Yiğit'i ziyaret etti. Genel kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen Karabük Eflani ile hemşerimiz Sevgi Yiğit makamı da ziyaret eden BRTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, Sevgi Yiğit'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yiğit ziyaretten çok mutlu olduğunu ve Karabüklüler başta olmak üzere bölge halkının göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. İstanbul Maltepe'de 21 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapan hemşerimiz Ahmet Hulusi Ergin'i BRTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya makamında ziyaret etti. Ergin pandemi döneminde devletimiz esnaf ve sanatkarına sahip çıktı. Biz de esnafımızın yanında duruyoruz dedi. Şu anda tabii ki esnafın, bütün sade esnaf değil, herkes sıkıntılı. Ama sağ olsun devletimiz, Allah razı olsun. Çok bir tanesini hiç faizsiz erteledi. Ondan sonra bir tane daha erteledi. Ondan sonra tekrar bir daha erteledi. Yani ödeyemeyen esnafımız ama artık basında duyuldu zaten. Yardım etti. 3 bin lira, 5 bin lira katkı verdi. Tabii ki küçük esnafa, şirketlere değil. Esnaf ve sanatkara. Hele sanatkarlara, bir şey üretenler daha çok destek verdi. Bitmek üzere yüz tutan esnaf kollarına daha çok yardımcı oldu. Başka bunu ne yaptı? Erteledi. Tabii ki şu anda ödemek bütün herkesin şey. Ama bunları da şöyle bir şey kolaylık yapıyoruz. Ödeyemiyoruz. Ek bir kredi veriyoruz. Eski borcunu kapatıp sıfırdan başlatıyoruz. Yine biz esnafımıza yardımcı oluyoruz. Bizim faizlerimiz çok düşkün. Düşük. Yılbaşına kadar zannediyorum 4 civarındaydı 4. galiba. Evet. Yılbaşından sonra bir 8-9'a çıktı. Ama 6. ayda bir düşecek yine tekrar. Şimdi şöyle, bizim faizlerimiz 8'e 9'a çıkması bir şey ifade etmiyor fazla. Nedir ifade etmiyor? Affedersiniz. Birleşik faiz değil bankalarınki gibi. Ana para artı faiz. Ne demek bu? Ödedikçe faizini, ana para faizimiz düşe gidiyor. Hmm. Atıyorum 5000 lira 3 aylık taksini 4800, 4600, 4500 böyle her ödediğiniz zaman düşer. Birleşik faiz değil. Çünkü hazine karşılıyor bunun %50'sini. Devlet karşılıyor. Şu anda normal bankaların bugün itibariyle %21 yıllık faiz. Bizimki de 9. Evet. Bu da yeni çıktı. Bir avantajı daha var. Şöyle bir avantajı var. 9'a çıktı. Yer 8'e düşerse, 6'ya düşerse otomatikman başlayacak. Hepsi öyle düşüyor değil mi? Ama farz et ki 10'a 11'e çıktı. Alanı hiç engellemez. Aynı sabit durur. Böyle bir avantajları var. Ama şöyle söyleyeyim, 500 bin lira para şu anda esnaf için çok büyük bir rakam. Evet.
225.000 çok büyük rakam. İş yerine alması. İş yeri alırsa 500.000 lira. Değil mi? Ticari bir aracı alacak 500.000 lira. Anladın mı? Peki çok takipli alacağınız var mı? Nasıl geri dönüşler? Bizim şu anda tabii ki var. Yani bu hele bu dönemde 1,5 yıldır evet. Takipli alacağımız var. Ama işte böyle onlara yine yerini, köyünü, evini satmaktansa böyle yardımcı oluyoruz. Kimsenin, 21 yılda ben kimsenin ne arabasını sattım ne evini sattım. Biz buraya milletin, esnafın arabasını satmak için, evini satmak için oturmuyoruz. Eren Ağaç ve mobilya sahibi Durmuş Eren, bölgemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için teşvik verilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da uzun yıllar Eren Ağaç ve Eren Mobilya olarak büyük firmalara mobilya imalatı yapan hemşerimiz Durmuş Eren, devletimizden ricamız bölgesel veya ilçeler bazında teşvikler verirse iş insanları olarak bölgemize yatırımlar yaparız, insanlarımıza iş ve aş sağlarız. Yeter ki iş insanlarının önü açılsın dedi. Bir Karabüklü olardan memleketime yatırım yapamıyorum. Sebeplerinden bir tanesi Karabük demir çeliği olduğundan dolayı milli gelir yüksek. Ya benim Ovacıması bence doğudan hiçbir farkı yok. Sebeplerinden birisi normalde ben eğer Karabük'ü baz alması lazım. İlçeleri baz almaması lazım. Ben köyüme gidip yatırım yapamıyorum. Yatırım yaptığım zaman sigortasından faydalanamıyorum. Ne bileyim orada çalışan bütün teşviklerinden faydalanamıyorum. Nedeni Karabük'teki fabrikanın bize zarar vermişiz. Bunun yetkililerin özellikle bu konuyu el atmalarını istiyoruz. Bölgesel veya ilçesel gidip o köyde, ya bu köyde Karabük'te fabrika var ama bu köydeki insanlar bu fabrikadan faydalanamıyor. Karabük'te üniversitede var ama Karabük'ün Oğuzmasının, Akkışlısının üniversiteden bir menfaati yok ki veya bir getirisi yok ki. Bunu devlet eğer bunu önler... İlçe ilçe teşvikli yani, olması lazım. Oğuzma şimdi diyorum ki ben Oğuzma'ya bir fabrika kurayım. Ya şimdi ben şimdi burada bir düzenim var. Ben Oğuzma'ya gidip fabrika kurabilmem için bana orada artılar olması lazım. Orada benim devletin vermiş olduğu teşviklerden faydalanmam gerektiğini olması lazım. Ben aynı kirayı burada verdikten sonra, aynı vergiyi burada verdikten sonra, aynı sigorta primini verdikten sonra neden gideyim? Belki bu yanlış bir tabir olacak ama devletin de gerçekten bölge bölge bunun ele almasını bekliyor. Sorunlar giderilirse biz de buralardan memleketlerimizi hem memleketimiz olmuş oluruz hem memleketimizin kalkınması için üretim yaparız. Mesela aklımızdan geçiyor. Kendi aramızda konuşuyoruz. Burada bizim kira maliyetlerimiz çok yüksek. Benim burada şu an için 48-50 bin lira yakın kira veriyorum. Ben öyle yapacağımı kendi bölgemde, memleketime kurarım fabrikamı, alırım iki tane tır, sürekli benim sevkiyatım yapar. Daha da karlı olurum. Hem oradaki bölgemin insanına da iş vermiş olurum. Ama beni teşvik edecek nedenler olması lazım. Bunun yetkililerin çözüme kavuşmasını istiyorum. İstanbul Pendik'te kurulu bulunan Karabüklüler Derneği'ni ziyaret eden BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, dernek çalışmalarıyla ilgili Başkan Sabiye Duysak'tan bilgileri aldı. Duysak, Karabüklülerin kaynaşması, tanışması için çalışıyoruz. Tüm Karabüklüleri derneğimize davet ediyorum. Gelsinler, çeşitli organizasyonlar yapalım dedi. Ben çok duygulandım gerçekten. Yani burada ben Kadın Kavuları Başkan olarak başladım. Bir yıl devam ettim. Akabinde başkan olarak seçildim. Gurur verici bir unsur. Yani ben babama vefa borcunu ödemek için aslında giriş yapmıştım. Ama başkan olarak buldum kendimi. Evet. Çalışmalar çok keyifli burada. Yani bir aile ortamındayız. Bazı kriterlerimiz var. İyi insan olma kriterlerimiz. Bunun dışında aktivitelerimizi kadın kolları olarak devam ettiriyoruz. Gençlik kolları olarak devam ettiriyoruz. Burada gençlerimizle bir araya toplamayı aslında öncelikle hedefliyoruz. Yani önemli olan burada gençlerimize ne kadar çok hani ulaşabilirsek derneğimizin de geleceği o kadar ilerleyecek diye düşünüyoruz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Yani bizler sizler sayesinde daha çok kitleye ulaşmış oluyoruz. Burada her bir Karabüklümüzü kucaklamak adına davet gönderiyorum. Yani gelsinler derneğimize, kadınlarımızla kaynaşsınlar, beylerimiz bir arada etkinlik yapsınlar, gençlerimiz organizasyonlarda hep beraber bir bir amaç doğrultusunda spor etkinliği olabilir, kültürel etkinlik olabilir. Bu bağlamda çalışsınlar, bizlere destek olsunlar. Herkese buradan sesleniyorum, kucaklıyorum herkese. Bizde bir çizgi var, iyi olma kriteri. Bunun dışında herkes burada derneğimizi gelip görebilir, etkinliklerimize katılabilir.
Çok teşekkür ederim sizlere. Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında bir çocuk öldü, 3 kişi ise yaralandı. Muhammed 25 yönetimindeki otomobil Karabük Eflani Karayolu Karaevli mevkisinde Ercan Bey idaresindeki tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Muhammed ve yanında bulunan eşi Serap ile 4 yaşındaki kızları Esma Göknur 25 yaralandı. Serap ve Esma Göknur 25 yoldan geçen bir araçla, Muhammed 25 ise ambulansa Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Göknur 25 hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailenin Eflani ilçesine pikniğe gittikleri öğrenildi. Diğer kazada ise Adnan Kocabayır'ın kullandığı tır, Baba Sultan Mahallesi Karabük Bartın yol ayrımındaki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansa Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen Adnan Kocabayır'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de kaza yerine geldi. Karabük Eski Pazar yolunda iki otomobilin karıştığı kaza sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Karabük Eski Pazar yolu üzerinde Cildi Kısık Tüneli'nin çıkışında meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan bir kişi AFAD ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Karabük defterdarı Osman Koçaş hafta sonu Çebeoğlu'nda yapılan düğünde Esma Sayım ile hayatını birleştirdi. Düğüne Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eski Pazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclisi üyeleri, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Sayın Esma Sayım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Sayın Osman Koçaş Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ses çok yavaş çıkıyor. Yavaş, evet. Tamam Sayın Bey. Tamam, evet. Sayın Osman Koçaş Bey, siz de kimsenin baskısı altında kalmadan tamamen özgür iradenizle Sayın Esma Sayım ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın şahitlerimiz, Sayın Valimiz. Biz de bu mutlu güne şahitlik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyoruz. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğini beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir haliniz olmadığı tespit edildiğinden evliliğiniz yapılmıştır. Sayın defterdarımız 8 senedir başarılı bir şekilde Karabük'te defterdar olarak görev yapmaktadır. Bundan sonra da başarılı bir enişte olarak Karabük'te hizmet etmeye devam edecektir inşallah. Şahitler huzurunda akitlerini yapmış, evlendirmiş olduğumuz kardeşlerimizin nikahını hayırlı eyle. Ben hep toplantı yaptığımızda Osman Bey'e ne zaman gidiyorsun? Çünkü Karabük'teki en eski müdürümüzdü. Defterdarımız olarak en eski
müdürlerimizden diyeceğim ama müdürümüzdü. Yani her seferinde bir espri yapardık ama öyle bir şey yaptık ki artık Karabük'ten gitmeyeceğini anladık. Belli ki bundan sonra buralı oldu artık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İtaat et, rahat et. O kadar. Bizim yaptığımız gibi yaptı yani. Hayırlı olsun. Alkışlarımız bir kez daha onlar için gelsin lütfen. Karabük'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Kurtuluş Mahallesi'ndeki yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken Karabük Belediyesi ve trafik ekipleri yolların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürüttü. Karabük Valiliği de olası sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bolu'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle alt geçitleri su basarken bir aracın üstüne söğüt ağacı devrildi. Gece başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolunun ardından sağanak ve fırtına etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı. Alt geçitleri kullanmak isteyen sürücüler su birikintisi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle Gölyüzü Mahallesi'nde Metin Eyvaz'a ait hafif ticari aracın üzerine söğüt ağacı devrildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi ekipleri aracın üzerinde bulunan ağacı motorlu testere yardımıyla kaldırdı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Dolu yağdı, doludan sonra bir rüzgar esti. Ondan sonra ağaç devrildi. Yani devrilirken gördüm ağacı. Arabanın üstüne düşerken evet. Gördüm. Çok büyük ama ağaç. Büyük. Kökleri çıkmış. Aşağı yukarı 60-70 kuturunda söğüt ağacı. 15 dakika önce de park ettim, eve geçtim de çocuğu bıraktım. Sağanağın etkisini kaybetmesiyle birlikte alt geçitlerde biriken sular boşaldı. Kastamonu'nun Hanöre ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyen 11 kişi. İş makineleriyle ormanlık alanda kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İş makineleri yardımıyla 400 metre yol açarak 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açan şahıslar arasında kamu personelinin de olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı'ndan görevli olarak geldiklerini söyleyen 11 kişilik şebeke Kastamonu'nun Hanöre ilçesi Kavak köyünde geçtiğimiz pazar günü incelemelerde bulundu. Ardından köy halkı ile görüşen şebeke üyeleri internette hazırladıkları sahte evrakları köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Köylülerden herhangi bir tepki alamayan 11 kişilik şebeke görüşmede 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla kaçak kazı yapacakları ormanlık alana geldi. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak iki ayrı bölgede kazı çalışması başlattı. 3 gün boyunca kazı çalışmalarını bölgede sürdüren şebeke, köylüleri bölgeden uzak tutabilmek için de köy muhtarının cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons yaptırdı. Bölgede rahat çalışabilmek için camiden yapılan anonsta köy halkının ve hayvanlarının kazı yapılan bölgeye gitmelerinin tehlikeli ve yasak olduğunu ilan ettiren şebeke, bu zaman zarfında 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açarak kazı çalışmalarını sürdürdü.
Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu şahısların AFAD'da çalışmadıklarını belirledi. Kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit eden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapan ve ormanlık alana zarar veren ÜF, HT, OÖ, TY, OÇ, KL, ÖS, İÜ, SY, GD ve MK'yı gözaltına aldı. Şahısların kendilerine resmi görevli süsü vererek define aramak amacıyla iş makineleri yardımıyla kazı yaptıklarını belirleyen Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları aramada ruhsatsız silahlar, kazı amaçlı malzemeler, kazıda kullandıkları iş makineleriyle araçlara da el koydu. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şuradan aşağı gittim, baktım. Onları davan etmişler. Koca kayaları çıkarıyorlar. İyice oturdum, seyrettim orada ben. Oradan ben buraya gelene kadar Mıhtar geldi. Koya karakol aramışlar. Mıhtar aramışlar. Geldi, anons etti. Gece gündüz öyleydi. Aynı şey, otoban gibiydi. Onca ağacımızı da felak ettiler hep. Yani zararımız çok. Artık o hazineyi buldular mı bulamadılar mı bilmem. Orada yakalandılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pat pat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı. Cengizkaya idaresindeki araç değirmen ağzı mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir günde 4 farklı noktada peş peşe yangınlar çıktı. Çıkan yangınlarda ateş topuna dönen bir evde yanmak üzere olan yaşlı kadını komşuları güçlükle son anda evden çıkartarak kurtardı. Edinilen bilgiye göre ilk yangın Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Köyü Başören Mahallesi'nde çıktı. Metin ve Salih Korkmaz'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Taşköprü itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği evde alevlerin arasında kalan Salih Korkmaz'ın annesi Ayşe Korkmaz'ı fark eden köylüler güçlükle yaşlı kadını evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Salih Korkmaz ise Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci yangın ise ilçeye bağlı Doymuş ve Obrucak köylerinde yaşandı. Yangınlarda evlerin çatıları yanarak maddi hasar oluşurken son yangın ise bugün sabaha karşı Kızılcah Örhen köyünde yaşandı. Köyde samanlıkta çıkan yangına Taşköprü itfaiye ekipleri müdahale etti. Maddi hasarla atlatılan yangınlara Taşköprü itfaiye ekiplerinin yanı sıra Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Arazözleri, Şeker Fabrikası, Hanönü ve Kastamonu itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangınlarda ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu, COVID-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerine kavuştu. Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başaran Han, Hamam, Çeşme, Cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu Safranbolu, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor. Geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen bu özellikleriyle yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ağırlayan tarihi ilçe, COVID-19 nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşadı.
Dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında gösterilen Safranbolu, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere yakın konumda bulunan tarihi ilçede zamanda yolculuk yapmak isteyen yerli turistler özellikle cumartesi günleri için bölgedeki otellerde rezervasyon yaptırıyor. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, tarihi ilçede normalleşme süreciyle hareketlilik başladığını söyledi. Bir kıpırdanma ve hareket oldu. Rezervasyon almaya başladık. En azından artık işletmelerimizin telefonu çalıyor. Çarşıda ciddi bir hareket var. Esnafımız özlediği turisti görmekten oldukça mutlu. Biz zaten İstanbul ve Ankara'ya olan yakınlığımızla bilhassa vakti dar olanlar için iyi bir tercih noktasıyız hafta sonlarında. Bunun dışında tabii yaz dönemi için de genelde küçük otel konseptiyle çalışan bir yer olduğumuz için ve üstelik iklimimiz nemli değil ve yaza oldukça uygun bir iklim. Klima kullanmadan serinletebiliyoruz ve ortak kullanım alanlarımız yok denecek kadar az. Asansör yok konaklarımızda. Aslında bu da pandemi döneminde tercih etmeleri için büyük bir avantaj. Batı Karadeniz'in incileri olarak tabir edilen Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerine kavuştu. Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başaran han, hamam, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran 50 bin nüfusu Safranbolu, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor. 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen, bu özellikleriyle yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, Covid-19 nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşadı. Dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında gösterilen Safranbolu, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere yakın konumda bulunan tarihi ilçede zamanda yolculuk yapmak isteyen yerli turistler özellikle cumartesi günleri için bölgedeki otellerde rezervasyon yaptırıyor. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra'ya uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçede salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle sahil, park ve bahçelerde hareketlilik gözleniyor. Zonguldak Alaplı'da bir büfede yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay Alaplı Karşıyaka mahallesinde bulunan bir büfede yaşandı. İddialara göre büfeye gelen M.E. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişi silah çıkararak 5-6 el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden birkaçı büfe sahibi U.Ç.'ye isabet etti. Yaralı bir anda kanlar içinde yere yığıldı. İddiaya göre silahla ateş açan M.E. polis tarafından gözaltına alındı.
UÇ olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken polis ekipleri kavga ile ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu hırsızlar bir iş yerinden çaldıkları telefonları polisin sıkı takibi sonucunda satamadan yakalandılar. Olay Hacı Nabi Mahallesi Fethiye Sokak'ta Cuma akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Ulaş Yeşilbaş, sabah iş yerine geldiğinde iş yerinin camının kırık olduğunu ve içeride bulunan 12 bin lira değerinde 10 telefonun çalındığını fark etti. Polisi arayarak iş yerinin soyulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 gün yaptıkları araştırma sonucunda eşkalleri belirlenen 2 kişiyi aramaya başladı. Ekiplerin sıkı takibi sonucunda hırsızlık olayıyla ilgili yabancı uyruklu Mehmet Hasan ve Muhammed Misto isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf ederek çaldıkları telefonları Fatih Mahallesi'nde sakladıklarını söylediler. Polis ekipleriyle birlikte Fatih Mahallesi'ne giden zanlılar, çaldıkları telefonları sakladıkları yerden çıkartarak polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan iki şüphelinin 10 gün önce de Ali Kale Caddesi'nde bir marketin camını kırarak sigara ve gıda maddesi çaldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor. Zonguldak'ta lastiği patlayan kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı. Olay sabah saatlerinde Kozlu Sahil Yolu mevkiinde meydana geldi. Pazara sebze ve meyve taşıyan kamyonetin lastiği patlayınca yan yattı. Kazada araç sürücüsü OG hafif şekilde yaralanırken kasada bulunan sebze ve meyveler ise yola saçıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ardından Kozlu Belediye Temizlik ekipleri ve araç sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yola saçılan yiyecekleri toplamak için dakikalarca uğraştı. Sağanak yağış altında toplanan yiyecekler kasalara tekrar konuldu. Bir süre sonra trafik normale dönerken kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi. Marmara'da etkili olan müsilaj nedeniyle Çinekop Karadeniz'e erken göç etti. Marmara'daki balıkçının müsilaj nedeniyle tutamadığı balıklar Karadeniz'de balıkçının yüzünü güldürürken ufak teknelerde 2 tona kadar Çinekop tutanlar oldu. Gerçekten geçen senelerde, geçen yıllarda biz de şaşırdık. Yani böyle bir cinokopun bu aylarda böyle çok olmasına biz de şaşırdık. Gerçekten de çok tutanlar var. Ufak tekneler, 1 ton tutan var, 500 kilo tutan var, 2 ton tutan var. Gerçekten bu İnebolu, Ayancık taraflarında, yani bizim şehrimizde de Sinop'ta da Ayancık taraflarında, Türkiye'li taraflarında bayağı çok tutanlar var. Bizim tezgahlarımıza da geldi tabii, bol bol geldi. Şu anda fiyatları 50-60 arasında değişiyor. Çok olmasına rağmen gene fiyatlarda bir düşüş olmadı. Bekliyoruz tezgahlarda alacaksın diye. Gerçekten de daha önceden bu Marmara'daydı. Boğaz'dan bu kadar erken geçmezdi. Tabii ki büyük ihtimalle şöyle tabii tahminimiz, deniz salyasının, Marmara'daki deniz salyalarının bunu etkilediğini düşünüyoruz. Hayvanın orada barınamadığını düşünüyoruz. Bir de deniz salyası sebebiyle oradaki balıkçı teknelerinin avlanma yapamadığı ve o netice itibariyle bu tarafa doğru göç ettiğini, çünkü deniz salyasında hayvan barınamadı, Boğaz'dan geçti, bu tarafa doğru geliyor. Yani bizim tahminimiz, görüşümüz bu. Sanırım öyle olması da gerekiyor.
Yani bilimsel açıklaması da odur diye düşünüyoruz yani. Yani Cinokop'un pek uzun süreceğini sanmıyoruz. Bir hafta içerisinde dağılır diye düşünüyoruz. Kastamonu'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları Hayvan Hakları Federasyonu gönüllüleri tarafından besleniyor. Gönüllüler bu hafta Devrekhani ve İnebolu ilçelerinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Hadi yiyin yemeğinizi yiyin. Şşt, kavga etmen. Hayır. Kavga yok. Kavga yok. Hadi yiyin. Doyurun karnınızı. Haytap Kastamonu temsilcisi Ayten Kökgöz özellikle kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına işaret etti. Kastamonu'daki Haytap gönüllüleriyle hayvanları beslediklerini anlatan Kökgöz, her hafta bir bölgeye giderek beslenme yapıyoruz. Bu haftada İnebolu ve Devrekhani'deydik. Haytap olarak marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş balık, süt ve süt ürünleriyle kasap ve pastane ürünlerini alıp yola koyulduk. Canlarımızın beslemesini yaptık dedi. Kısıtlama dönemlerinin sokak hayvanları için zor geçtiğini vurgulayan Kökgöz, herkesten ricamız evlerinin önüne bir tas su ve biraz mama bırakmaları, sokak hayvanları aç kalmasın diye konuştu. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu özel mağazaları spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol 1. Lig grup maçları Karabük'te tamamlandı. 3 grupta 12 takımın yer aldığı turnuvada maçlar Beşbin Evler ve Safranbolu sentetik futbol sahalarında yapıldı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Gölcük ve Ankara Başkent takımları İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazandı. Maçların ardından grup birincilerine madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi. Aynı sistem sırayla. Tebrik ediyorum. Haziran 2020 tarihleri arasında futbol 1. ligimizi düzenliyoruz. Toplam 3 grup var burada ABC grupları olmak üzere. Toplamda Türkiye genelinde 6 grup, 4'erli 6 grup bulunuyor. Birinciler direkt Süper Lig'e çıkıyor, ikinciler playoff hakkı kazanıyor. Bunun
sonucunda da başarılı olan kulüplerimizi destekliyoruz. Önümüzdeki hafta da Süper Lig oynanacak Karabük ilimizde 16-25 Haziran arasında. Karabük, şu anda Karabük'te olmaktan çok memnunuz. Kulüplerimiz de çok memnun. Futboldaki hedefimiz işitme engelleri olarak. Eylül ayında olimpiyat eleme maçlarımız var. Önümüzdeki yıl Brezilya'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacağız DF Olimpik'e. Daha önceki kadromuzdan, jenerasyonumuzdan haricinde genç oyuncularımız da var. Milli takımımız çok başarılı futbol anlamında. Son olimpiyat şampiyonu zaten. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu'nun ardından önümüzdeki yıl yapılacak olan olimpiyatlarda da iddialıyız. Polonya'nın başkenti Varşova'da Nisan ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hadi, yapacak yok, hadi! Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu 3. kampım. Yani hiç ara vermedim diyebilirim. Çünkü bir hayalim var. 21 yıllık bir hayalim var. Hatta 22. yılında bu yıl. O hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Böyle güreş eğitimdeyken böyle gurur tablomuz vardı. Orada hep sayardım işte böyle üst üste madalya almış abilerimizin Avrupa şampiyonluklarını, dünya şampiyonluklarını sayardım. Bir gün bizde ben de bunu başarabileceğim mi? Ben de yapabileceğim mi diye hep böyle onun hayalleriyle, o gurur tablosuna bakıp onun hayallerini kurardım. Ülkemizde 4 dünya şampiyonluğu gibi, onda da rekor kırmayı ve 10 Avrupa şampiyonluğunu kazanmak gibi de kırılmaz zor bir başarıyı. Sadece benim yapmam gereken bunları taşlandırmak. İnşallah o altın madalya olur da öyle bir tarih yazmış olurum. Asıl 10 Avrupa şampiyonu olduysa inşallah olimpiyat şampiyonluğu da ikincilik, üçüncülük, ikincilik ve şampiyonlukla inşallah noktalanırız diye ümit ediyorum. Herkesi gururlandırmak, hem ailemi hem ülkemin vatandaşlarını gururlandırmak hem birinci hedefim yani. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu Özel Mağazaları spor haberlerini sundu. Böylelikle BRTV Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.